Ne oldu? Deden seni bir görmek istiyor. Ama şimdi değil. Yemekten sonra. Dedenle konuştum. İzin aldım bu akşam ikimiz için de. Şefik Hanım yemekleri buraya getirecek. Neden yaptın böyle bir şey? Sen kötü olma diye yaptım Ferit. Çünkü sen olsan aynısını sen de benim için yapardın. Ne dedin dedeme? Birazcık hasta dedim. Hatta o inmek istedi ama ben odada kalmasını daha uygun buluyorum dedim. Ne oldu, sen inerken merdivenden falan mı yuvarlandın? Niye yaptın böyle bir şey? Karı kocayız ya biz hani Ferit. Bazen birilerinin alttan alması gerekiyor. Vay be. Senden beklenmedik hareketler. O zaman yarınki görüşmeyi de çoktan iptal etmişsindir. Kocan senden bir şey istedi. Evlilikte bazen birilerinin alttan alması gerekiyor. Değil mi karıcığım? Evet kocacığım. Şimdi de alttan alan o taraf sen olacaksın. Ne tatlı değil mi? İyi akşamlar. Yemeğinizi getirdim. Dicle rahatsız. Carlos da Latif Bey salmadı. O yüzden ben getirdim. Haberim var. Şefik Hanım söyledi. Teşekkürler. Afiyet olsun. Teşekkürler. İnsan gibi bir şey soracağım. Ama tribe girmek yok. Sor. Hani biz yılbaşı gecesi bir iddiaya girmiştik ya seninle. Of Ferit ya. Tribe girmek yok dedik ya. İnsan gibi soruyorum işte, izin ver. İyi tamam. Sen beni kandırıyor musun Seyran? Sen bu iddialara giriyorsun sonra da aman kazansa bile umurumda olmaz zaten mi diyorsun? Yani baştan sahte mi oluyor senin bütün bu iddiaların? Yok, öyle bir plan kurmuyorum kafamda. Peki o zaman neden sonradan yan çiziyorsun? Yan da çizmiyorum, sadece zamanlamamız uyuşmuyor seninle. Tamam. Zamanını da sen söyle. Ama en azından öpücük için makul süre geçti gibi düşünüyorum ben. Yani şeyden dolayı sana sonradan yan çizmek yakışmıyor. O yüzden söylüyorum. Kesin o yüzdendir. İyi tamam bak. Yarını olaysız atlatırsak, bir taşkınlık yapmadan doğru düzgün adamın teklifini değerlendirmeme yardımcı olursan, akşama ekibi düşünürüz. Akşama, yarın akşama hem de. Tamam, anlaştık. Heyecanlandım. Ama bak bir arıza çıkartmayacaksın Ferit, tamam mı? Bir de tamam demedim. Düşünürüz dedim. Şu halime bak ya. Senin düşünmelerine bile duacı olduk. İyi, ben bundan sonra bir şey düşünmeyeyim o zaman. Tamam karıcığım. Tamam düşün. Hatta sen boş zamanlarda hep böyle şeyler düşün.